Merhaba sevgili arkadaşlar. Size yüz felci ile ilgili olarak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Yüz felci zaman zaman karşımıza çıkabilmekte. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlarda da maalesef karşı karşıya kalıyoruz. Hastalığın seçiciliği yok. Hasta eğer bu konuda da bilgisi yoksa sabah kalktığında yüzünde felç olduğunu gördüğünde gerçekten klinik tabloya inanamıyor. Ve en büyük paniğe de sebep olan kısım acaba bu hastalık geçecek mi, geçmeyecek mi? İyi bir merkeze müracaat ettiğinde ise ve gerekli bilgiler verildiğinde bu panik havası hemen hemen tama yakın ortadan kalkmaktadır. Peki ne oluyor ki bu yüz felci dediğimiz klinik tablo söz konusu olabiliyor? Beyinden uzanan sinir çıkıyor ve yüz bölgesindeki tüm mimik kaslarını uyarıyor. Bu mimik kaslarını uyarması eğer bir şekilde engellenirse maalesef gözünü kapatamaz. Yüz bölgesinin şekli değişmektedir. Buna hastamızın kendisi de gördüğünde inanamaz. İlaç tedavisiyle bazen zaman zaman enjeksiyonlarla hatta cerrahi uygulayarak bu şikayetlerin tamamından kurtulunabilir. Eğer bir yaralanma söz konusuysa buna uygun yine cerrahi tedavi yapılmasında çok ciddi fayda bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, bu klinik tabloyu düzeltebilmek için bazen bir başka vücudun bölgesinden sinir, bazen de kas dokusu getirilerek sorunu çözmeye çalışılıyor. Ve şu anda çok daha mükemmel imkanlarla bu tedaviler yapılabilmektedir. Anatomik olarak bir baktığımızda sağ ve sol göz tamamen birbirinden bağımsız iki tane sinirden uyarılıyor. Ve sağ tarafta sorun olduğu zaman sağ taraftaki kaslarımıza, mimik kaslarımıza, örneğin gözü açıp kapamada veya diyelim ki ıslık çalmada, dudak büzme hareketinde görev almaktadır. Bazen beyinden kaynaklanan bir sebep bu sinire, yüz sinirine zarar verebilir. O tip durumlarda nöroloji ilk olarak devreye girip hastaya tedavi başlıyor veya cerrahi branşlarda bu tip hastalara müdahale etmektedir. Hastaya genel olarak baktığımızda gözünü kapatamıyor ve en önemli tedavi aşamalarından birisi fizik tedavi uygulamak. Yine hastanın özellikle soğuk havalardan kendini koruması, gerekli tedavileri alıp hatta göz kapayamama şikayeti olduğundan dolayı hastaların geceleri gözünü kapatacak bazı malzemeler kullanmasına fayda var ve istenilen şekilde düzelme olmazsa ileti hızı ölçülebilir. Gerekirse cerrahi yapılır. Bu cerrahi yaparken en basit bir şekilde siniri biraz rahatlatmanın yanında onun etrafındaki dokularla ilgili olarak bir bası söz konuysa bu ortadan kaldırılabilir. Özellikle tümörde de bunu görüyoruz. Eğer sinir hasarı meydana gelmişse sinir başka bir sinirle değiştirilebilir. Vücudun başka bir bölgesine getirilen sinir buraya yerleştirilebilir. Ameliyatların sonuçları son derece yüz güldürücü sonuçları var. Hastalarımıza baktığımız zaman burada da videomuzda görüyorsunuz. Bir hastaya sinir grafti getiriliyor. Vücudunun başka bir yerinden sinir grafti getiriliyor. Bazen dil köküne ait sinir de yüzle ilgili olan sinire birleştirilebiliyor. Anastomoz yapılabiliyor. Tedavi sağlayabilir. Yine akupunktur hastalara yapılabilir. Ve bu süreçte çok ciddi fayda göreceğini düşünüyoruz. Şunu unutmayalım. Bu tip bir rahatsızlık geçiren insanlarda hiçbir şey yapılmasa bile tedavisi başarılı bir şekilde tamamlanabilir. Ancak %10 civarında bir hastadan ne yapılırsa yapılsın maalesef bir ek tedavi ve desteğe %100 ihtiyaç olmaktadır. Bu tedavi sürecini muhakkak bir uzman hekim kontrolünde yapılmasında çok ciddi fayda var. Şunu unutmayalım. Yüz felci tedavisi olmayan bir durum değil. Yetkili ellerden ve konunun uzmanı olan kişilerden etkili bir tedaviyle sorunuzu çok rahat çözebileceksiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.